Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Age of History 3 bölümüne hoş geldiniz efendim. Age of History 3'te Japonya serisiyle ve Japonya serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım kıymetli dostlar. Biliyorsunuz Japonya'yı bir araya getirmeye çalıştık. İlk başladığımız zamanlarda Usagi klanıyla başladık ve Usagi klanının bütün Japon diyarına hakim olmasını sağladık. Bununla beraber Ming hanedanlığı gitgide büyüyüp gelişiyordu ve nihai tehdit olan Ming hanedanlığıyla kapışıyorduk bir yandan. Askeri gücümüz ve askeri teknolojimiz Ming hanedanlığından üstün. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Askerlerimizin gücü Ming hanedanlığından üstün olduğu için rahat bir şekilde hayatta kalabiliyoruz kıymetli arkadaşlar ve 3 tane kredi çekmiştim sanırım. Bu çekilen kredilerin geri ödenmesini bekleyeceğim. Hükümet kanadında durumlar ne alemde? Askeri akademiyi daha da geliştirebilir ve geliştirdiğim askeri akademiyle daha iyi sonuçlar elde edebilirim gördüğüm kadarıyla. Bahadır'ım hoş geldin. Bayvan hoş geldin. İyi günler dileğin için sağ olasın. Ama bu arada şöyle ses ayarını birazcık daha kendim için kısabilirim sanırım. Peki şöyle bir zamanı ilerletelim dostlar. Bir yandan borçlar ödensin, bir yandan memleket kendini toparlasın. Bence burada hemen şöyle bir savaş gerçekleştirebiliriz. 100 askerimizle. Bir yandan böyle Çin'i halletmeye hazırlanırken bir yandan da yandaki ufak tefek devletleri avlayabiliriz dostlar. Medeniyet mirası biraz daha bekleyebilir. Yakalayacak mıyım orduyu? Şahane. Sadece 2000 asker kayıp verdim ve adamların ordusunu paramparça ettim. Arkadaşlar bizde top var, tüfek var. Bunu unutmayınız lütfen. Bizdeki top tüfeğe karşın adamlar kılıç kalkanla geliyorlar ve tabii ki hayatta kalmayı başaramıyorlar. Çok fazla bir koalisyon problemi olacağını zannetmiyorum burada. Çünkü burası Çin'den ibaret. Dolayısıyla çok büyük bir problemimiz olmayacaktır. Ellerinden her şeyi aldım. Bütün paralarını aldım. Agresifim %128 ama yani hiçbir şey olmaz. Agresifim, kompleksliyim hocam. Getir bakalım askerleri şöyle. Aslında sıra Yeren'de var ya. Bir saniye hiç getirme askerleri. Hiç getirme askerleri şekerim yürü. Sıra Yeren'de. Sonra yerleşimciler basıp Çukçilerin oraya doğru gideceğim. Buraları da komple ele geçireceğim ve Ming hanedanlığının kabusu olacağım tabiri caizse. Tabii farklı dine mensup eyaletleri çevirmek ve ana eyaletleri şey yapmak gerekiyor sevgili dostlar. Hemen bir kredi daha alalım. Bizim bu kredilerle başımız belada dostlar. Bizim bu kredilerle başımız belada. Biraz fazla kredi çekiyoruz galiba. Bazı borçlarımı ödeyebilir miyim? Acık yüküm hafiflesin. Bazı borçlarımı ödeyeyim, açık yüküm hafiflesin çünkü mahvolacağım yani bu gidişle. Yüksek enflasyon varmış ülkemizde. Nasıl düşüreceğim ben bu yüksek enflasyonu peki? Canımın içi. Yüksek enflasyon. Allah Allah. Enflasyon borçtan dolayı mı var? Nasıl düzeltebilirim ben bunu? Faiz ödemekten mi anamız ağladı yoksa? Enflasyonu azalt. Azalt abi. Tek tıkıma mı bakıyorsun? Bu kadar kolay bir şey miymiş ya? Bahadır'ım. 1440 modunda farklı farklı serilerde yoğunlaşacağım balım. Çok teşekkür ederim. Abim bu arada Lucas'ın paylaştığı mod var. Savaşta karşı tarafın ittifakından toprak alabiliyorsun. Bak o güzel bir özellikmiş. Ama oyuna getirsin abi. Ben 3. parti mod kurmayacağım. Yani oyuna gelsin. Adam oyuna bunu eklediğinde biz de şey yaparız. Bu arada enflasyonu tek tıkla indirebileceğimi bilmiyordum. Oo, 5 Mart'a kadar bu adama dalamıyorum. Peki.
Çin'e ne zamana kadar dalamıyorum? Çin'e de 5 Mart 1602. O zaman 5 Mart 1602'de önce Yeren'i, sonra Çin'i. Oho paşam, sakin ol, sakin ol. Abi Çin'e bakar mısın? Biz Çin'le nasıl münakaşa edeceğiz ya? Babu şuraya bir beşer onar tane adam bas, gözünü seveyim. Ne oluyor? Ay ne oluyor, ne oluyor? Bir 4-5 adam bas, şuraları alalım bundan önce. Hocam bu neymiş? Sen şuraya, sen buraya, sen böyle git, sen böyle git, yürü. Otomatik koloniyi açtı o muhtemelen. Otomatik koloni atıyor sürekli. Lord Gökhan, 31. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili Lord Gökhan, Prime'ın avantajıyla 31. ayında. Teşekkür ederim. Gökhan sağ olasın. Abi oyunun vanillası neyse ben onu oynamaktan yana taraftarım. Sıkıntı yok. Bütün paramı şu an yerleşimcilere veriyorum. Paramı ve manpower'ımı. Zira 1602 senesine kadar boştayız. Çok güzel. O adamlarla bir aramızda bağlantı olursa çok müteşekkir olurum. Yavaş yavaş gidiyorum oraya doğru. Oradaki çocuklara da acı çektireceğim. Valla bizim burada Çin'in gölgesinde kalmamamız lazım dostlar. Çin'in gölgesinde kaldığımız vakit, ne yazık ki Nana'yı yediğimiz vakittir. Çin'in gölgesinde kalmayacağız. Deneyimli askerlerin, uzmanlıkların falan kilidini açacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak hareket etmeye çalışacağız. Yani Ming hanedanlığı gibi bir dev var önümüzde. Bu devin siyecilenecek çok toprağı var tahmin edebileceğiniz üzere. Sevgili devimize devrilmemeye çalışacağım. Bir de onun da teknolojisi falan iyi yani, öyle tırt değil. Selküp isimli bir şey daha kurulmuş orada. Abi Çukçilerin kimi kimsesi yok. Ben hemen şu 100 askerimi Çukçilere doğru götürüyorum, 100 bin askerimi. Çin'e dalacaksak daha güçlü olmamız lazım hocam. Adam sınırını aşıp en azından şey yapılabilir mi acaba? Aa, Çukçilerle de ateşkes var. 1603'e kadar hem de. Bunlarla ateşkes yok. Abi, o zaman bir ana bacılaşma. Oğlum savaş ilan et, geri çevrildi diyor. Manyak mısın lan? Ne demek savaş ilanım geri çevrildi? Arkadaşlar bu bir bug mı? Ha, tarih ilerleyince düzeliyor. Ve bir sene falan mı geçmesi lazım mesela? Yine geri çevrildi diyor. Çok late game mi Bahadır'ım? Biraz zaman geçecek. Oo abi. Zaman gelene kadar Yeren Savaşı geliyor ya. Abi askerleri bir tur daha buff'la. Hem askerleri buff'la hem kapasite al. Krediler ne alemde? Ödenmek üzere. Tamam, önce Yeren'in işini bir bitirelim. İyi bari Yeren kabul etmiş. Geri çevirdi diyor, reddetti diyor. Oğlum. Öyle bir imkan var mı? Bunu niye daha önce kimse söylemedi? Bir Polonya'ya falan fısıldarsaydınız abi, geri çekilme imkanı varsa, geri çevirme. Almanlar geldiğinde reddetti.
Kemer İmparatorluğu'yla savaştayız mı? Kemer İmparatorluğu? Oğlum sen hayırdır? Problemin ne lan? Şimdi Çin'le beraber aynı anda onunla savaşta olmak istemem. O yüzden yereni yiyip anacım hoş geldin. Bu Kemer İmparatorluğu'yla ben ne ara bu münasebete girdim onu anlamadım ama. Canım ben daha ordu falan basacaktım dur. Şu adaya çıkayım denizde yakalayacağım onu. Gelemez zaten buralara doğru da. Şimdi farklı eyaletten il var. O farklı eyaletteki iri bir şey yapayım. Farklı dini çevireyim. Diğerlerini ana eyalete alayım. Kredi çekip 50k daha asker basmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Yani bir kredi daha... Bir kredi yolu daha gözükür gibi be. Abi ordunun iyileşme hızını alacağız burada. Ordu ne kadar hızlı iyileşirse... Aa lan ordunun moral iyileşmesiymiş bu. Ben toparlanma süreci olarak falan algıladım ama... Neyse önemli değil, önemli değil. Ordu moral iyileşmesi de iyidir abi. Ha Kemer İmparatorluğu gelmiş. Dur geliyorum dostum, geliyorum bekle. Oğlum ne oluyor? Kemer'in yanında kim geliyor lan başka? Ming Hanedanı, Çükçiler, şeyler. Aa! Dayı bu biraz sıkıntılı bir durum galiba. Koalisyon savaşı sanırım. Sanırım koalisyon savaşı chat. Ben öyle bir izlenim aldım yani. Ben öyle bir izlenim, öyle bir vibe aldım. Sanırım koalisyon savaşı, babba. Abi koalisyon savaşından kurtulmanın yolu basit. Benim generalime ne oldu? Kalbi yetmedi ellem. Koalisyon savaşından kurtulmanın yolu basit. Gideceksin, çökeceksin tepesine, bitti gitti ya. Millet seni siyicilemeden. Yürü baba, yürü. Yürü, 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 yürü. Başı kimse başını ezeceksin. Başka bir seçeneğin yok burada. Koalisyon savaşı bu galiba. Abi komutana ne oldu bilmiyorum ki. Aynen koalisyon. Ama yani işte bir koalisyon topladı falan diye uyarı verseydi be Lucas abim. Lucas abem. Dur nereye gidiyorsun nereye? Sefil. Şunun başkentine falan oturayım da. Aa, bunun başkentine oturmak da olmayacak galiba bu. Kim kime halılarsa mı başkan şimdi muhabbet o mu? Herhalde kim kime halılarsa. Şu an benim zaten kuşatma kazanma şansım yok ki abi. Kim kimi daha hızlı siege'lerse. Ben bunların başkente doğru gitmeye çalışıyorum da Çin'in başkenti nere bilmiyorum ki. Biraz galiba kırıp kıçımı oturacağım. Bu kadar medeniyetin bir araya gelmesi. Gözlerim yaşarttı gerçekten. Yürü yürü Çin'in başkentine yürü. Demokritales! Mahir abi 32. ayında. Mahir abi 32. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Benim borçlarım bitti mi? Aa tamam benim borçlar bitti. Şu savaş bitsin de ben biraz oturayım dinleneyim. Galiba şu herifleri kesmem lazım ya. Hangi biriyle uğraşayım babacığım? Hangi biriyle uğraşayım ya? Dur lan dur. Abi anakarama bir dönüyorum bir saniye. Bak bence Lucas'ın bu oyuna kale mekaniği falan getirmesi lazım baba.
Adamlar çünkü girdi mi halılıyor kral. Yani 24K orduda bir şey yok. Benim 100 bin asker sağda solda dolanıyor. Başkent mi elden gidiyor? Ne oluyor ya? Adamları mı dövmem lazım? Mutlaka adamları dövmem gerekecek galiba. Başkentimi rahat bırakır mısın eşli olacak? Ya evet, duvar mı var var işte, asker tuttuğun zaman şey yapmana yarayan. Ama çok geniş sınırım var mesela. Bir kale mekaniği abi ya. Ben niye savaşı kaybediyorum ya? Kral saçmalıyorsun şu an. Bak bir kağı askerle geldi. Nereye gidiyorsun, ağzına sıçtın? Bir kağı askeri benim merkeze park etti. Şu beygir siege'ini kaldırdı galiba. Sıkıntı ondan kaynaklı. Bunların ne kadar askeri var ki acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Acaba 50k bölsem 2 ordu bir şeyler yapabilir mi diye düşünüyorum da şu an. Askeri güçleri benim kadar hızlı dolmaz diye tahmin ediyorum. Yani pek ihtimal vermiyorum onlara. Neyse, ikinci oyun çok daha kötüydü. Yani bu siege mekaniği konusunda. Buna bin şükür diyeceğim chat. Buna bin şükür. Nereleri kurtaracağız şimdi? Ben gidip şunun tekrardan bir kafasına oturayım. Olmadı, %25'te beyaz barış atayım ki zaten beyaz barış atacağım. Gidip burada tutup da Kemer İmparatorluğu'ndan toprak alacak halim yok ya. Kuşatma kaybedildi. Nereyi kuşatıyor? Ha şey, tamam. Benim ele geçirdiğim yerleri geri almaya çalışıyor. İyi param birikiyor bu arada. Çaktırma. Güzel ordu kapasitem var. 144. Kuşatma uzmanlığını alırım. Yavaş yavaş artacak herhalde. Kuşatma uzmanlığını falan alırım. Birader bir şey diyeyim mi? Benim canımı hiç sıkmayın. Beyaz barışla çıkalım gidelim şuradan. O adamlarla nasıl bir şeyim varmış, ben onu çözemedim. Şu ordumu adadan alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ya Japonya İmparatorluğu, Japon İmparatorluğu kesinlikle yargı dağıtacak da. Askeri akademiyi bir tur daha bas. 172. Ohohoho! Ben birazdan 200k askerle var ya. Kafama göre şey yaparım yani böyle. Kafama göre siege'lerim bunları. Aa, Ming'i biri patlatıyor. Kim patlatıyor lan Ming'i? Helal olsun valla. Karluklarla ittifakmış. Alp abim atmış, 7. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş geldin abi. Yani şu adamları bir araya getirmeyi başardık ya. Ateşkes ne zamana kadar? 1615'e kadar. Bence şu agresifliğim zaten artık düştü değil mi? Bence şu agresiflikle alakalı muhabbetlere azıcık da olsa dikkat edelim, ne olur ne olmaz. Kale araştırması tamamlandı. Abi seçici hizmete geçiyorsun. Artı 5 disiplin alacağım. Şuradan da bir başkente bir 5'li böyle. Birer tane de böyle. Var mı buraya inşa edilecek? Kale inşa et. Silah atölyesi inşa et. Bir tane boşta yer var mı? Yok. Başkente her şeyi yapmışız ya. Bir 5'li daha bas paşam. Biraz fazla para harcıyorum. Ordunun moral yükseltmesini fullleyeceğim ya. Kredi sayısını falan fulllediğim gibi ordu alım maliyeti. Maksimum insan gücü, maksimum moral. Tam ordu moral iyileşmesini aldım. Bizi artık kolay kolay yatalak edemezler ya. Benim hükümet binalarından şeyi basmam lazım hocam. O neymiş lan? Vergi verimliliği. Giysi devrimi. Tertemiz.
Baran'ım selamlar, hoş geldin. Biraz para biriksin. Hatta bir şey diyeceğim. Refah seviyem benim niye zor durumda lan? Galiba refah olayını ben çözemedim ama fark etmez. Şu çupçilere, şunlara dalacağım. Aslında şöyle yapabilirim. Abi şuraları bir Çin'den önce alalım mı ya? Hiç danışman kullanmıyorum bu arada, para gelsin diye. Vallahi çok şükür Baran'ım ya. Nasıl olayım? Keyifler yerinde. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın balım? Keyfin yerindedir inşallah. Abimi yaptım. Yayına geçtim. Age of History 3 Japonya serisine devam edeyim dedim. Çin'in içerisinde isyan var galiba dostlar. Çünkü aktif olarak biriyle savaştığı gözükmüyor. Umarım isyandır ve Çin devrilir. Çünkü yani büyük bir Çin yerine ayrık ayrık adamlarla savaşmayı tercih ederim açıkçası. Japon İmparatorluğu olarak. Büyük ve devasa bir Çin işime gelmez tabii ki. General Akademisi mi, askeri akademi mi? Askeri akademi basarsam alay sınırı artı 40 mı olacak? Yok, 8 alay sınırı daha eklenecek. Okey. Askeri akademi bastım bir tur daha. 180. Güzel abi. Biraz daha devam edelim şuna. Ben savaşlara girmeden evvel otomatik şeyi kapattım bu arada dostlar. Yok ya, otomatik yayılma politikası hoşuma gitmiyor. Ben elle istediğim yere koloni atayım. Ama geri kalanı bana karışmasın hocam. Tabii ki burada temel niyetim Çin'in önünü bloklamak kesinlikle. Çin'in ve diğer devletlerin. Bu işe ne kadar hızlı yapabilirsem benim için o kadar iyi. Şöyle bir sağa sola kolonicileri son adamı da buraya gönder. Şuraları bir bas. NTP'ye yollamadık mı ya? Hemen yerleşimci baba. Hemen yerleşimci hemen. Şöyle dostlar bir yavaş yavaş yerleşelim. Şunların önüne bir body block atmak lazımdı. Ya çok çirkin genişliyoruz bu arada. Ben bunun farkındayım. Vemin çatlayacak acaba abi. Ben sana söyleyeyim bak, içinden Çin hanedanıdır, D'sidir, şusudur, busudur çıkıyor. Çin çatlıyor kanka. Şu kenardaki çukçileri falan yeriz. Çin çok güzel çatlıyor çünkü şu an. Ve benim parasal durumum gayet iyi durumda. Parasal durumum gayet iyi. Abi merhaba. Merhabalar, merhabalar. Orduyu Çukçilerin oraya doğru götürür müsün? Teşekkür ederim. Şuraya iki yerleşimci.
Buraya 3 yerleşimci. İçlere kadar alacağım bu arada. Sanırım buraya da 2 yerleşimci lazım. Dostlar şimdi size işin güzel yanını söyleyeyim. İşin güzel yanı şu. Ben askeri akademi basarak sadece ordu sınırımı arttırmıyorum. Aynı zamanda askeri akademi basarak sürekli olarak sahada aktif olan ordumun gücünü de arttırıyorum. Yani bu şahane bir olay. Yazılar mazılar birbirine girdi ama. Biz buna halk arasında açgözlülük diyoruz. Yapacaksın abi, açgözlülüğünü de yapacaksın ya. Destekleyici ittifak. Yani şimdi sizin ittifakınızı halledeceğim. Şurada bir toprak bağlantısı fena olmazdı ya. Çin Efendi'ye bir tur da ben mi dalsam acaba? Dur ya, bence önce Çin'e dalalım, bir toprak bütünlüğü sağlanalım. Sağlayalım. Seçici hizmet araştırmasına gittik bu arada. Bu seçici hizmet araştırması bize fazladan puan verecek. Süvarilere doğru ilerleyelim. Tamam, hay hay. Süvarilere doğru ilerleyelim ve avantaj puanından aylık geliri şöyle bir arttırmayı deneyeceğim. Bununla beraber askeri akademide bir tur daha yükseltme yapabiliriz. Dediğim gibi sadece ordu sınırı değil, bununla beraber 188 asker kullanabiliyorum. Sadece ordu sınırı değil sevgili dostlar. Bununla beraber askerlerime güç de elde ettiriyorum. Muhalif Bakanı bu, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim, sağ olasın. Abi galiba Çin komple yıkılıyor şu an ya. Çin şu an komple darmadağın oluyor. O yüzden sevgili Çin. Seni elimden alabilene aşk olsun. Hayatım. Sana zahmet olmasa bana bir şey getirir misin? Teşekkür ederim bebeğim. Tamam. Asiler tarafından ele geçirilmemiş bölgeleri ben ele geçireceğim. Yürü abi. Efendim bebeğim? Ne oldu? O kadar da aklımı kaçırmadım daha. Şimdi şöyle bir bizim siege'imiz atılsın bir yandan. Dostlar yakındır bir 100K'lık daha ordu kurabileceğim. Bu arada hemen şurada şeye bakmak istiyorum. Başkentimde yapılabilecek başka bir inşaat var mı? Hemen biraz kapalı olacak bu arada. Tam herhangi bir inşaat yok. Buralara biraz büyüme basalım, şey yapalım. Biraz dediğim bütün parayı harcadım. İnşaatlar için teşvikler sunun. Japon İmparatorluğu refah seviyesinde ve şeyde altın çağında. Aa, asilerin elinden kendimi alabiliyor muyum toprağa? Ha, asilerin elinden kurtarıp önce asilerin elinden kurtarıyorum, sonra ben atıyorum değil mi dayı? Ha, güzel muhabbetmiş abi. Çin mahvolmuş bu arada ya. Bu ne? Kim bu? Ya eşşi olursa illa bir 100k daha mı asker basayım ya? Arkil Gamer'cığım selamlar, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim, sağ olasın. Bak hele, bak bak bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bir 3-4 tane orduyla dolanmanın vakti geldi dayı.
50K'nın başına bir general var. Sen gidip şu adamın anasını belle. Dayı dur. Siz ayrısınız. Sen siege devam et. Nereye gidiyor la bu? Oğlum senin aklını alırım lan. O uçan eşya olan şeye bak sen. Yakaladık galiba herifi. Yürü şöyle. Önce kurtar, sonra siege'de. Ulan ben Çin'e iyilik mi ediyorum? Onu anlamadım ki ya. Yandan iyilik ediyorum galiba. Bunun başkentine oturmak lazım da. Bu ne yapıyor? 4-5K askeriyle gelmiş. Enayi. Ya ben topraklarım arasında bağlantı sağlamak istiyorum birader. Benim temel amacım o. Sen de şuraları siege'le. Valla benim için değişen bir şey olmaz. Ama Çin savaşı uzun sürüyor hocam. Hak talep ettiğimiz yerleri alsak yetmiyor mu? Yok abi. Genel savaşı ilan ediyorsun. EU4 mantığı tam olarak söz konusu değil. Ama hani başkentini ve ordusunu kestiğin zaman tabii ki çok daha yüksek savaş skoru alabiliyorsun. De bir şey diyeceğim. Ya ben yeni bir ordu oluşturabilir miyim? 10 tane bundan. 10 tane bundan. 10 tane bundan. 10 tane atlı okçu. Arazi avantajı falan söz konusu olmadığı için gönül rahatlığıyla basabiliyorsun. Bir eyalet seçin. Şuradan senin başkentine zıplayayım. Abi ordu oluştur. 1300 altınıma mal oldu. Son kalan askerler nerede? Yeğenim. Dayı senin defansın ne kötüymüş la. Çin'in başkente ben hoplayayım da. Kendi siege'imi de kaldırdım az önce. Mesela böyle oyunda bazı mantıksızlıklar da söz konusu. Az önce ben kendi siege'imi neden kaldırdım abi? Fırçayla otomatiğe dalmak lazım. Bu iş böyle harita boyamaya döndü. Esenlikler dileğin için teşekkür ederim. Rextas hoş geldin. Babacım Çin'in başkenti falan aldık da war score. Bana war score vermeyi unuttunuz abi. Adamı bir yandan asilerden kurtarıyorum. Bir yandan topraklarını alıyorum. Ya ben bu babuşu nasıl dize getireceğim ya? Önce burayı. Sonra burayı. Asiler de girince devreye bizim iş şaştı tabii ya. Ya bak salan biri tekrar benim oralara gelme gafletinde bulunmuş. Canım sen şunu bir patlatır mısın? Bu Çin savaşı bayağı sürecek galiba ya. Liderimiz öldü. Sıkıntı yok. Generalleri de fulledim. Ya Japon askerlerini dize getirebilecek bir güç yok şu anda ya. Alon Scadi Prime'ın avantajıyla 17. ayında
Alonso Kadir'cim çok teşekkür ederim. Prime'ın avantajıyla 17. yayını kutladığın için çok çok sağ ol. Hoş geldin. Babacım şu dangal abi tutalım da. Sen ne karın ağrısı bok kurusu şeymişsin öyle ya. Gel gel. Ya kaçma bir yere gel. Ağzına tükürdüğümü ya. Abi Çin kalmadı ortalıkta ama. Sen şu yukarıyı fethetsene. Bizim aşağıda bir ordu var. Şu rebelleri bir dağıt. Abi inşallah bir ülkeye birden fazla ordu görevlendirebiliyorumdur. Okey. Şu buna desteğe gelen adam kim ya? Benim onların bir içinden geçmem lazım. Daha %60 savaş skoru. Çin yordun be abi. Vallahi yordu. Alonso Kadir'cim selamlar, hoş geldin. Manufacturist'e doğru gidiyoruz. Avantajlardan aylık geliri fulledim. Benim bu arada başkent hariç geri kalan topraklar bomboş. Bunu bastın, bunu bastın, bunu bastın. İnşaat var mı? Üniversite yaptım başkente. Sanırım daha başka hiçbir şey yok. Abi şuraya doğru gel. Yukarıdaki ordu da işini bitiriyor. %76. Şuraya doğru bir gel. Vallahi Çin muhteşem bir şekilde bölündü. Çin'in karşılık verecek gücü bile kalmadı. Şükür. Abi daha fazla uzatmayacağım. Öncelikle şurayı veriyorsun. Fırçayı alıyorum. Şöyle yukarıdan almaya başlıyorum. Agresif expansion çok yemiyorum. Buraları kolonize ede ede alacağım zaten. War skorumun yettiği ölçüde. Şurada diğer devletlerle sınır komşusu olduğum. Ya görünüşte çok fazla toprak alıyorum ama. Aha. Bazı yerlere gücümüz yetmedi. Eyaleti iptal et. Şurayı al. 50 savaş skoru yiyorum ama şöyle yukarı komple benim oluyor. Abi geri kalanı da yesin birbirini ya. Geri kalanı da yesin birbirini. Nerede benim 150k? Şurada bir yerde toplanın. Şimdi bu farklı din mevzusu ve ana eyalete katma mevzusu biraz can sıkacak. O yüzden 2 kredi alıyorum şöyle. Bu 2 krediyi öderiz elbet. 1200 altını oraya verdim. Ana eyalet dışı 1800. Oho. Bir kredi daha aldım. Ana eyalet dışı illere bastım.
Abi şöyle gerileri fethetmek için bir şeyler yapalım. Japon İmparatorluğu olarak çok büyük olduk ve Çin parçalanmaya devam ediyor işin açığı. Çin'in parçalanmaya devam etmesi benim işime gelir. Ben ordularımın nerede olduğunu göremiyorum. Bu benim için büyük bir problem ve sıralamada 7. sıraya falan düştüm. Galiba ekonomi sıralamasında falan 7. sıraya düştük. Çok fazla şeyle uğraştığımız için. Bütün orduları bir başkente çek bakalım. Sonra... Abi belli bir kademede falan askerler gözükmüyor ya. Sıkıntı be. Şuna baksana. Şu an Sakura İmparatorluğunu kurabiliyor musun? Baba bakayım. Sakura İmparatorluğu için 11 toprak daha gerekiyor. Çukçileri yersem ve şu alttaki küçüğü alırsam bence bizim iş olur. Bana bizim iş olur gibi geliyor abi. Ve şey şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle bir 7 tane daha adam rica edeyim. Olacak, olacak, olacak. Ya buralar çok verimli bölgeler değil. İşin açığı. Ben bunun farkındayım. Şöyle bir hızı 5x'e al. Agresif yemeden. Sakura İmparatorluğunu kurmak neye yarayacak bilmiyorum bu arada. Ya başarım verir en baba. Daha bizim dışımızda galiba Japon kuran çok kimse olmamış. Hani başarımlardan baktığım zaman baya 0.01 gibi bir başarım rate'i vardı. İnsanlar uğraşmamış olabilir. Yok hala fethedilmesi gereken yerler var. Ha bak. Sakura Empire için şuraları alacağız abi. Şurası. Öyle rastgele yerler değil. Çin'in elinden şurayı alacağız. Çin'e sonraki savaşı 1632'de ilan edebiliyorum. Harika. Gel abi şöyle şuraya. Bir kişi Çukçilerin işini bitirsin mi orada? Abi Çin'e bir daha savaş. Harluk Devleti. Çincim. Sakura Empire için lazım balım. Kişisel algılama sadece iş. Zaten Çin'in kişisel algılayacak yerleri ağrıyor diye tahmin ediyorum. Sen şu karluklara bir dalsana. Onlar nerede bilmiyorum ama. Bir yerden bunlar bana atlayacak ya hadi hayırlısı. Abi fırçayı seç. Sen buraları siege'le. Abi fırçayı seç. Sırf var ya hızlıca savaş bitsin diye uğraşıyorum. Sen buraları siege'le.
Sen de şuradan bize doğru gelen hıyarı öldürmeye git. Abi şu çocuk bana çok çektirdi ya. Vallahi çok çektirdi bak ha. Sakura İmparatorluğunu kuracağız. Sonra The Great Asian Corporation var. Onu kuracağız. Dur bir. Arlutlar şurada. Azana sıçtığımın gel. Aa yok ben oraya gidemiyorum. Karluklar bana geliyor ama ben onlara gidemiyorum abi. Abi ilerle lütfen. Avantaj puanları. Aylık miras alabilirim. Savaş taktikleri. Oo, sen daha savaş taktiklerinde ilerlersen. Hey yavrum hey. Çin Seddi'nin inşasına başlayacağım dünya harikası olarak. Şurada. Savaş skoru %90 olmuş. Abi burayı ver. Fırçayı ver. Şurayı istiyorum başkentinle beraber. Kıyıları alalım abi. Kıyıları alalım. Şurayı alalım. Ming Hanedanlığını iyice ufaltalım. Para al. Yeterli. Yeterli. Sakura Empire'ı kurabileceğim. Bütün adamları bir şöyleli topla. Şimdi önce farklı dini değiştirecek de para yok. Para niye eksi 18 lan? Ne oluyor oğlum? Para niye eksi 18 abi? Şükür bir artıya çıktı da. Aa. Farklı dini çeviremedim lan. Siz yiyin orada birbirinizi. Ben şunları minik minik ezeceğim. Öncelikle bir Sakura Empire'ı kurabilir miyim hocam? Artık Sakura Empire'ız. Ve Çin Seddi falan bizde. Aa, Sakura Empire sonmuş bak. Sakura Empire'dan sonra şey yapamıyorsun. The Great Asian Corporation yapamıyorsun abi. Dur yeni ordu oluşturmayacağım bekle. Alayları bir yükselt. Askerlerin bir yükselsin şöyle. Hiç kredi borcum yok ona rağmen artı 4. Tövbe bismillah bizim paraya ne oldu dayı? Keşke borç çekmeseydik. Ana eyalet dışı şey. Bizim paraya ne oldu abi? İl bakımı eksi 67. sıçtık galiba ya. Sıçtık galiba kanka. Çok toprak aldık ve eyaletin bakım masrafı düşük. Eyaletlerin bakım masrafı çok yüksek. Bu nasıl düzelecek hiç bilmiyorum bu arada. Neden batıyormuş öğrenmiş olduk. Abi kesinlikle. Kesinlikle. Yani Sakura Empire olarak demek ki ayı gibi gelişmeyeceksin abi. Ayı gibi gelişmeyeceksin. Ekonomi tutmuyor çünkü bunları.
Bunlara ekonomi tutmuyor. Manufacturing binasını bas. Abi benim bir yerden para bulmam lazım. Nasıl olacak o iş? Hem bak şey yapabilirim. Üretim verimliliği, danışman ücreti falan filan diyor. İl bakım maliyeti. Ha. Bak şöyle bir il bakım maliyetini %10 oranında düşür. Evet, artı 2, şükürler olsun. Şükürler olsun artı 2, ama artı 2 ile dönecek iş değil bu. Artı 2 ile bu gemi yürümez. Daha eyaletleri şey yapmadık. Daha eyaletleri halletmedik abi. Ben size temel olayı söyleyeyim mi? Bence temel olay şu. Çok fazla lüzumsuz toprağımız var. Demek ki öyle koloni atıp Allah ne verdiyse hebele gübele her yere alam yapmak sağlıklı değil. Sağlıklı değil. Ana merkeze bina basmamız lazım abi. Ana merkeze bina basmak için de para lazım. Parayı nasıl kasacağız? Parayı millete vurarak kasacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Mesela Çiğ'ye dalacağız baba. Çiğ'nin gerçi bizle arası iyiymiş. Atıyorum Çiğ'ye dalacağız. Bir şeye dalacağız. Selküp'e dalacağız. Ama mesela hiçbirinden toprak almayıp parasını alacağız. Belki de bizim orduları para bulmak adına yollayabiliriz. Saldırmazlık paktı yok canım. Orduları para bulmak adına yollayabiliriz. Kime yollayacağım orduları? Ekonomisi en iyi olan kim? Osmanlı. Dayı Osman'ın kafaya otursam mesela, gemilerle göndersem adamları, nereden göndereceğim Osman'ın oraya? Süveyş yok. Şuradan dolanacak askerler. Arkadaşlar operasyon para bulma. Vatana millete hayırlı olsun, yürü. Nereden geliyor askerler bilmiyorum. Toprak almak yok. Osman'ımın ekonomisi iyi. Osman'ımı vuracağım, parasını alacağım. 42 teknolojiyim, %55 disiplin var. Osman 37 teknoloji, %30 disiplin var. Okey abi. Osman'ı alabilirim chat. Osman'ı alabilirim. Askerlerim geliyor. Şu dolanıp girecekler oraya. Orada fırsat bulmuşken Memlük'ü falan filan da tokatlarız. Biraz para bulmamız lazım abi. Biraz para bulmamız lazım. Para bulacağız ki bir şeyler olacak yani. Demek ki bu serinin çıkması da şey oldu. Misketçi. Ama bu serinin çıkması ne yazık ki eyaletlerin çok ama verimsiz olması oldu. Osman'dan falan şöyle bir 1-2K para alıp inşallah memlekete bina basa basa çözeceğiz durumu. Biraz Osman'dan falan para almam lazım. Ordular misketçiye yükseltti. Alayları yükselt diyemiyorum. 180 tane alay yükselecek de. Abi şu an sizle ilgilenmiyorum ya, özür dileyerek. O piyadeler falan filan böyle misketçiler. Oğlum ne oluyor? Çocuk spam yapıyor ya. Yapma lan spam it. Geç dedim ya. Yiyin birbirinizi. Ağzına tükürdüklerimi yiyin. Ah, benim ordular burada. Herkes yükseldi mi abi? General eksiği var ordunun. Birinde general yok. Artık var. Osman'ım. Bil bakalım bu ordular niye senin sınırında? Buff'ları alalım abi. Saldırı savunma buff'larını alalım. Bu ordular neden senin sınırında? Bil bakalım. Şekerim, öncelikle sana biraz hakaret etmek zorundayım. Kanka para lazım, kusura bakmıyorsun değil mi?
Para lazım abi, kusura bakma. Desteğe git. Desteğe git. Tam bizim Sakura Empire'ın ordular Osmanlı'dan güçlü çıktı. Arkadaşlar batıya da boyun eğdireceğiz, merak etmeyin. Bana bir diplomatik danışman lazım ya. Ben iş başındayken şunlarla ilgilenecek. Osman'ım, sıfır kötü niyetle yaklaşıyorum sana, kusura bakma. Parasızlık, ne yapacaksın? Ben ister miydim böyle olmasını? Ben ister miydim sanıyorsun sana vurmayı? Ama o şahane ekonominin bir parçasında da benim ihtiyacım var be Osman'ım. Acık paylaşımcılık. Acık paylaşım. Japonlar 1652'de Osmanlı Sarayı'nda. Saçmalık. Sevdim sevdim sevgili Gökalp, hoş geldin. Sevdim tabii canım, oyunu sevmez olur muyum? Osman şu an benim toprakları siege'liyor olabilir mi abi? Gülmem bu arada. Yani ağlarım. Osman'ın ordu nerede? Kovalayamam onu bir de buraya kadar. Osman'ım. Para lazım, para. Nerelerdesin Osman'ım? Ordun nerede? Dünyanın bir numaralı gücü. Ramazan'a bak. Ramazan'a bak. Hayırdır Ramazan ya? Ramazan oğulları ne ara o kadar büyümüş? Allah Allah. Osman'ım neden teslim olmuyor? Ekonomisi iyi olanları bir bir vuracağım bu arada. Yani o konuda içiniz rahat olsun. Bu Osman'a özel bir muamele değil. Ekonomisi iyi olan bütün devletleri ben tek tek vurmaya gideceğim. Benim temel hedefim ora. Gelmişken şöyle bir Ankara'ya da uğrayalım. Tamam. Osman'ım. Heh, 1200 altın artı savaş tazminatı. Başka hiçbir şey almıyorum senden. Bizim ordular lönk diye geri geldi değil mi? Nerede abi? Bizim ordular burada. Jindo'ya bir toplan. Dur, askeri akademi, yüce mahkeme yükselebilir aslında. Biraz yolsuzluk azalırsa para gelir de. Bu parayı daha iyi değerlendirmem gerekiyor. Generaller ve askerler iyi zaten. Generallere ve askerlere bakma, saldırmazlık paktı. Canım sadece sizden toprak alacağım da şu an bekle. Çukçilere bile ilerlemedim farkındaysanız ya. Çukçilere bile ilerlemedim. Sadece şu Çukçilerin arkayı alacağım ki. Arkayla adayı. Gelip biri benim canımı sıkmasın orada. Geri kalan her şey benim kontrolümde zaten. Şimdi ekonomisi en iyi olan ikinci devlet kim? Kastil. Abi birazdan Kastil'e gidiyoruz abi. Birazdan Kastil'e gidiyoruz. Medeniyet mirası. Merkezi komutaya doğru gittim. Yapılabilecek bina var mı burada? Savaş Akademisi. Sadece başkentle bu iş yürümez. Bizim bina basmamız lazım Hacı abi. Özellikle ekonomi binaları. Bizim bina basmamız lazım. Yani değerli madenlerdir. Şudur budur, kereste kampıdır. Şuralara süthane kur mesela. Buralara çerbetçi otu tarlası kur. Buralara cam işleri kuramıyor çünkü para bitti. Vallahi bir 50k daha asker basmak isterdim de para yetişmiyor hocam.
Para yetişmiyor. Kastilicim Senem şekerim. Yağmaya gidiyorum baba, ne yapayım? Günaydın Yusuf'um, günaydın. Yağmaya gidiyorum, ne yapayım abi? Para yetmiyor ki. Para yetiştirebilmek için yağmaya gidiyorum. Yani yapabileceğim en mantıklı seçenek o. Şuraları alıp Sakura Empire'ı daha da zirvelere taşıyacağım. Adaya otur. Sen de şuraya otur. Ya Amerika'yı falan kolonize etmeye kalkmayacağım bu arada. Anamız ağlıyor çünkü. Savaş Akademisi. Oturdum buraya. Fukçiler ve Kamaçiler alınacak. Sonra Çin devletlerinin işi bitirilecek, bölünmüş Çin devletlerinin. Ama önce bir ekonomimi toplamam lazım. Ve sevgili dostlar şöyle yapalım. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek ben bu videoyu burada sonlandırayım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.